Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet size yine istek üzeri gelen bir model hazırladım. Modelimiz bu arkadaşlar. Yapacağımız bugün sizlere anlatacağım modelim bu şöyle bakın çimeni ve ucunda da kolay yapılan bir çiçeğimiz var Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim şöyle bir de karşıdan tutayım Evet şimdi anlatım kısmına geçelim ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz şimdi bakın daha önce size bu çimeni göstermiştim. Mekik görünümü tığ oyasında arkadaşlar. Bu şekilde e, buraya bir tanesi gidecek. Üç tanesi ortada. 5 tane tığ battı mesafesi bırakarak başlayacağız. 4 tane var. Şimdi bir tane de sizlerle yapacağız. Arkayı unutun arkadaşlar. Şimdi ilk başlar gibi aynen bu şekilde başlayalım. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyorum ve tığımın başını 4 defa doluyorum. Bakın. 4 defa tığımı doladım 1 2 3. tığ battımın içine 1 2 2 2 2 2 alarak bu şekilde uzun bir trabzan yaptım hemen ters tarafına dönüyorum bakın bu aradaki iki sık iğnenin arasına boşluğa giriyorum sahte sık iğne yapıp düz yüzüne döndüm Sahte sık iğne yapmamın sebebi daha zarif olduğu için siz normal sık iğne de yapabilirsiniz. Buraya 5 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Bu trabzanı bu şekilde yuva olarak kullanıyoruz. Şimdi 5 zincir 5 zincirimi kapatıyorum. Sol tarafa da 5 zincir. 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde sol tarafa da 5 tane sık iğne yaptım dibine değil bir sonraki yuvamın içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim şimdi çiçeğimizin yapılışına geçiyoruz 4 defa tığımı doladım 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battı ya 1 2 2 2 2 2 alarak bakın bu şekilde yine aynen bu ara suyunda yaptığımız trabzanı yaptık. Bakın 5 tane ara suyu bıraktık. 6. trabzanımıza çiçeğimizi kuracağız. Yine çevirdim. Şöyle bakın 2 tane sık iğnenin arasına girip hemen sabitliyorum. Sahte sık iğne yapıyorum. Şimdi çiçeğimiz için üç tane sık iğne yapalım buraya. 1 2 ve 3 3 tane sık iğne yaptık buraya örümcek yapıp geri kalan bu orta kısmını şöyle 3 tane sık iğne olarak dolduracağız Evet bir zincirimi çekiyorum ipimi uzattım şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum şu büyüklükte arkadaşlar hiç zincir çekmeden minik bir örümcek yapıyorum buraya bakın sadece tığımın başının sadece kadar şöyle küçük bir örümcek ilk yaptığım örümceğin büyüklüğünde şöyle ipimi uzatıp bir tane daha yapıyorum buraya şöyle ortada minik örümcek olmak şartıyla buraya üç tane örümceğimizi yaptık yuvaya sık iğne ile sabitledim ve dibine de bir tane zincir çekiyorum bu örümceğin aynısından buraya üç tane yapacağız bakın dibine bir zincir şöyle ipimi uzatıp şöyle örümceğimin üzerine minik bir örümcek yapıyorum sadece tığımın sığacağı küçüklükte yine ipimi uzatıp şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum Bakın, büyüklüğü bu kadar ve ortaya sabitliyorum bu şekilde Tekrar dibine bir zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum. Üzerine hafif ipimi çekip minik bir örümcek yapıyorum. Tekrar üçüncü örümceğimi de şöyle ilk ve üçüncü örümcek aynı büyüklükte. Orada da minik bir örümceğimiz var kapatıyorum bakın bu şekilde 3 tane yuva hazırladık. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu kenara da başta olduğu gibi 3 sık iğne yapalım. 1 2 ve 3. Bu şekilde. Hemen direkt bir sonraki tığ battığının içine giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. Dibine bir zincir. Şimdi arkadaşlar dibine zincir yoktu tekrar 4 defa doluyorduk. 3. tığ battının içine 1 2 3. tığ battıma 1 2 2 2 2, 2. Bakın 2 alarak yine bu boyda büyük bir trabzan yapıyorum. Ters tarafına döndüm. Hemen aradaki sık iğneye girip dibine bir zincir çekiyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 hemen 5 zincir kapatıyorum buraya bir tane yuva yaptık sol tarafa da 5 sık iğne 2 3 4 ve 5 4 ve 5. Sıradaki tığ battımın içine girip buraya sabit. Tekrar bir tane daha yapalım son olarak arkadaşlar. 4 defa tığımı doluyorum. 1 2 3. tığ battımın içine 1 2 2 2 2 olarak bu şekilde uzun bir trabzan yapıyorum. Hemen ters çeviriyorum buradaki sık iğneye geçiş yaptığımız sık iğnenin içini sabitleyip şöyle düz yüzüne döndüm hemen trabzan buna 5 tane sık iğne yapıyorum 2 3 3 4 ve 5 5 zincir 1 2 3 4 ve 5 kapattım Soluna da 5 sık iğne, 3, 4, 5. Hemen bir sonraki tığ battıya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Şimdi zincir yok arkadaşlar. Bırakacağım şey, şöyle sökülmesin diye 12 zinciri. O yüzden çektim. Bakın iki tane bu şekilde şöyle ortada yuva yaptık. Bir tane de başta yaptık. Şimdi siz bu yaptığımız iki tane iki tane yuvayı 5'e çıkaracak Ondan sonra bu yuvayı kurup bu şekilde çimenini devam edeceksiniz şimdi biz çiçeğimizin yapılışına geçelim Evet şimdi bu 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitleyerek ipimi buraya tutturdum tığımızın başını iki defa doladım ve küçük örümcek yapmıştık ya yuvadan onun iki telinden bu şekilde girerek 2 2 2 şöyle sıkı sıkı trabzanları çektim 5 zincir trabzanımı buraya sabitledim dibine bir tane zincir çekiyorum iki defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 2 2 5 zincir çekiyorum bakın buraya minnak bir tomurcuk yaptım bir zincir çektim 2 defa tığımı doladım şöyle 2 2 ve 2 5 zincir kapattım buraya bir zincir çektim 2 defa doladım 2 2 2 1 2 3 4 ve 5 hemen trabzanımı kapattım bakın buraya bir zincir çektim 2 defa doladım şöyle 2 şöyle 2 ve 2 alarak trabzanlarının boyutu bu kadar olacak. 5 zincirimi çekiyorum. Tomurcuk olarak kapıyorum. Arasına bir zincir. Tığın başını iki defa doluyorum. Yine aynı ortadaki minik örümceğin bu şekilde iki telinden tutup 2 2 2 alarak bu şekilde aynı bir de yaptığım gibi 2 ve 3'e bu şekilde kirpikli trabzanlar yapacağız 5 zincir çekiyorum trabzanımı kapattım araya bir tane zincir 2 tığ başı doladım 2 2 2 kapatıyorum dibine bir zincir 2 tığ başı doladım 2 2 2 5 zincir araya bir zincir 2 ve 2 1 2 3 4 ve 5 zincir araya bir zincir 2 defa doladım 2 2 ve 2 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapattım. Araya bir zincir. 2 defa doluyorum. Ortadaki bu küçük örümceğimizin içine yine giriyorum. Aynen 2, 2, 2 alarak trabzan yapıp diğer ikisinde yaptığım gibi şöyle 5 tane kirpikli trabzan yapacağız bir zincir iki defa doluyorum hemen 2 2 ve 2 5 zincir kapatıyorum buraya araya bir zincir iki defa doladım şöyle 2 2 ve 2 3 4 ve 5 araya bir zincir iki defa doladım hemen 2 2 2 alarak trabzanı yapıyorum 5 zincir kapattım araya şöyle bir zincir sıkı sıkı sonuncu ve 5 trabzanım şöyle 2 2 ve 2 5 zincir kapattım. Hemen bakın yanındaki bu 5 zincirli yeşil yuvanın da içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle sökülmemesi için bir zincirimi çekip ipimi yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu yeşil yuvaya girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. Bu kirpiklerin kenarına kontür çekeceğiz. 6 tane zincir çekiyorum İpim çok ince olduğu için 6 çekiyorum Eğer siz ipiniz kalınsa buraya 5 zincir çekebilirsiniz Çünkü arkadaşlar ben burada beyazım kalın olduğu için 5 çekmiştim böyle tomurcuğumun kenarını sık iğne ile sabitliyorum yine altı zincir burada birer zincir çekmiştik oralara bu şekilde kapatıyorum sıkı sıkı altı zincirimi çektim bu bir zincirli araların içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum tomurcukların kenarına kontür çekmiş oluyorum 3 4 6 zincir Evet 1 2 3 4 5 ve 6 hemen aradaki bir zincire girip 6 zincirimi bu şekilde kapatıyorum Bakın tomurcuklarımız bu şekilde çerçevelenmiş oldu. Evet arkadaşlar imam hoparlörü açtı. Şöyle bu şekilde hızlı hızlı yapalım. Selaymış arkadaşlar. Altı zincirimi bir zincirin arasına 3, 4, 5 ve 6. Evet, sık iğne ile buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir zincirler arasına bu şekilde sık iğne ile sabit. 1 2 3 4 5 ve 6 Hemen kapattım. Tekrar yeşil yuvanın içine son olarak kapatıp bakın. Bu şekilde bitirip ipimi koparıp yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bana gelen modelin böyle ortasında da böyle kirpik vardı. Ben onu unutmuşum sizlere göstermeyi. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Galiba arkadaşlar 5 zincirdi yapmayı daha önceden de unuttum. Şimdi de unuttum. Sizle beraber bu şekilde yapalım. 5 zincirimi kapatıyorum. 3 müydü, 5 miydi bilmiyorum ama arkadaşlar ben 5 yapacağım. Siz ister 3 yapın, ister 5 yapın. Tercih zevk size ait olsun. Şöyle 1 2 3 4 5 Kusuruma da bakmayın lütfen. Şöyle dibine de bir tane zincir çektim. Hemen ipimi koparıp yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Böyle elimden geldiği kadar sizler için birebir aynısına yapmaya çalıştım. Bakın. Çok tatlı oldular. Şöyle yakından göstereyim. Yapımı da kolay. Alıştıktan sonra arkadaşlar size en fazla yolu zorlasa zorlasa yarım kenar yapımı zorlar. Yarım kenardan sonra yani alışana kadar zorlar. Ondan sonra kolaylıkla yaparsınız. Şöyle bakın. Güzelce bir de ütü yaparsanız şöyle kalıp gibi güzel bir motifiniz, çiçeğiniz olur. Bu da açıklı koyulu tonlama. Bir dahaki arkadaşlar şöyle üçüncü e, ara suyunun içine de bu şekilde kremden yaparsanız çok tatlı olur. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler için hazırladım. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.